Savcısından herkese merhabalar. Kılıç Arslan Parkı içerisinde muhteşem doğanın içerisinde yer alan belediyemizin sosyal tesisi Piramit Kafe'ye geldik. Yanımda Piramit Kafe'mizin ustası Cemal Bektaş ustam var. Ustam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sizi biraz tanıyabilir miyim? Adım Cemal Bektaş. 6 yıldır Piramit Kafe'de çalışıyorum. Daha doğrusu belediye bünyesinde çalışıyorum. Piramit Kafemiz 3 yıldır açık ve aktif bir şekilde her geçen yıl daha da çoğalarak devam ediyoruz. Vatandaşa hizmet ediyoruz. Evet efendim. Belediye Başkanımız Sayın Evren Dinçer'in talimatlarıyla da vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet veriyorsunuz. Kesinlikle öyle. Her kullandığımız ürünlerde kalite önceliklidir. Ona dikkat ediyoruz. Fiyatlarda da yine aynı şekilde nazaran, yani herkesin gelip buradan faydalanabileceği şekilde. Öyle işte. Peki neler yapıyorsunuz? Dünya mutfağından bugün fajita yapacaksınız bizler ama yapacağız. Başka neler yapıyorsunuz? Değişik yemeklerimiz de tabii ki var. Menümüz var. Pizza çeşitlerimiz var. Pizzayı bu sene yeni koyduk. Vatandaşların istekleri üzerine. Kebap çeşitlerimiz var burada. Yine aynı şekilde fast food var. Hamburger. O şekilde yani. Her şeyi yapıyorsunuz. Başka da saç tavamız var. Köri soslumuz var. Çeşit çok yani. Ama bugün seyircilerimiz için fajita yapacaksınız dünya mutfağından. İsterseniz ilk önce malzemeleri sayarak başlayalım ustam. Bonfiletinden, fajitamızı bonfiletimizden yapıyoruz. En güzel et tabiriyle yumuşak bonfiletinden yapıyoruz. İçerisine soğan katacağız, biber katacağız, kırmızı biber katacağız, mantar katacağız. Değişik baharatlarımız var, baharatlarımızdan katacağız. Lezzetli bir şekilde sunumumuzu yapacağız inşallah. O zaman başlayalım. Başlayalım. Ocağımızı açıyoruz. İlk olarak etlerimizi pişireceğiz. Evet, etimizi koyacağız. Bu şekilde. Etlerimiz bonfilette. Bonfilet. Bonfilenin hem pişmesi güzel, rahat olur hem de yemesi en yumuşak. Yumuşak bir en etti. Yumuşak ve lezzetlidir, evet. İlk önce yağımızı ısıtacağız. Yağımızı ısıtacağız. Ondan sonra buradan biz soğanımızı doğrayalım. Kaç kişilik olacak usta? Şu anda 3 kişilik yapacağız. 3 kişilik fajitamızı yapacağız. Ne kadar sürede pişiyor usta? 10 dakika kadar kısa bir sürede pişiyor. Çünkü bonfile etinin özelliklerinden birisi de hızlı pişmesidir. Herhangi bir suya veya herhangi bir sosa gerek kalmadan hızlı bir şekilde pişer. 10 dakikada. Burada zaten ürünlerimizi hep hızlı bir şekilde çıkartıyorsunuz. Kesinlikle alakart çalışıyoruz. Müşterilerimiz geliyor, misafirlerimiz geliyor, oturuyor. Menüden istediği yemeği seçiyor. Ve biz hemen o yemeği yapmak için kolları sıvıyoruz. Ellerinize sağlık. Kısa bir sürede yapıp ulaştırıyoruz. Çok güzel lezzetler yapıyorsunuz. Belediyemizin sosyal tesislerinde evet. Vatandaşlarımız da çok tercih ediyorlar. Evet, tercih ediyorlar. Onların istekleri, dilekleri doğrultusunda da hareket ediyoruz. Pizzayı da o şekilde oldu. Gelen misafirlerimizin çocukları hamburgerden usanmışlardı. Çünkü her günde hamburger olmuyor, her seferinde hamburger olmuyor. Pizza istiyorlardı. Biz de pizzayı da bu sene gerekli malzemelerimizi alarak, fırınımızı, buzdolabımızı, her şeyimizi alarak pizzayı da bu sene menümüze koyduk. Şimdi burada yağımız hazır. Eti atmamak için mazeretimiz yok. Hemen 3 porsiyona göre ayarlayacağım. Ortalama ne kadar et kullanıyoruz? 100-120 gram arası. 100-120 gram arası et kullanacağız. Evet. O da gayet doyurucu oluyor. 3 kişi doyacak diyorsunuz. 3 kişi. Evet. Yüksek ateşte pişecek. Çok yüksek ateş değil. Ama tabii ki biraz... Etin suyun içinde daha, kalması için. Evet. Biraz daha az harlı ateşte pişiriyoruz. Mis gibi kokular yayıldı. Tereyağı evet, kokusu. Evet.
Şimdi buradan bir taraftan da yemeğimizi sunacağımız döküm demirimiz var. Sunumu burada yapacağız. Evet, orada yapacağız ve onu da kısık bir şekilde ısıtmaya aldık. Çünkü döküm geç ısınır. Evet, geç ısınır. Yemeği de soğutmaz. Yemeği koyduktan sonra sohbete de yiyebiliyorlar mesela. Ama diğer türlü diğer tabaktaki yemeklerde hızlı bir şekilde soğuyabiliyor. Bunda o yok. Özel bir yemek yapıyoruz şu anda, fajita yemeği. Değişik sunumlar da yapıyorsunuz. Herkese tabii. Görselliğe önem veriyorsunuz. Evet, görsele de önem veriyoruz. Çünkü önce gözün doyması lazım. Tabakta önce göz doyacak, ondan sonra zaten göz doyduktan sonra. Doğrudur ustam, ellerinize sağlık. Şovunuzu da bir yapın, ateşler çıksın burada, evet. Alevler. Her zaman kullanıyorsunuz bunu. Sürekli, evet, sürekli kullanıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, tekrar hatırlatalım, Piramit Kafemize geldik ve şu an Cemal ustamız bize fajita yapıyor dünya mutfağından ve görsel bir şölen yaşatıyor şu anda bizlere. Bu yemekleri daha çok turizm bölgesinde yapardık. Yaklaşık 15 yıl Marmaris'te çalıştım. 15 yıl orada değişik otellerde, restoranlarda görev yaptım. 5 yıla yaklaştı. Buradayım. Belediyenin bünyesindeyim. Burası açıldı. Piramit Kafe açıldı. Buraya geldik. Burada hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah daha güzel olacak. İnşallah efendim. Her şey Aksaray halkı için, vatandaşlarımız için. Burada elinizden gelenin en güzelini yapmaya onların rahatı için, gerçekten de onların rahatı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da bekliyoruz efendim. Herkes çıkıp gelsin diyoruz. Evet. İlk başlarda çok bilmiyorlardı burayı. 3 sene önce burayı fazla bilmiyorlardı. Üst katımızda da evlenme dairemiz var. Oraya normal nikah için gelenler ya bu aşağıda ne varmış diye soruyorlardı. Sonra birbirlerine söyleye burayı iyice tanıdılar. Gelip kahvaltılarımız var bizim. Bir de açık büfe kiloyla kahvaltımız var. Aksaray'da hiç olmayan bir sistem. Çok mantıklı ve israf olmadan yapılan bir öğün. Neden israf olmadan? Daha öncelerinde serpme verdiğimizde, serpmeyi sunduktan sonra bazılarını istemeyebiliyorlardı ama onu biz ona veriyorduk. Yani içinde bu var diyorduk. İçinde var. Ama şimdi ne yapıyoruz? Kendisi tabağını alıyor, geçiyor büfenin başına, ne istiyorsa ondan koyuyor, ne kadar yiyecekse ondan koyuyor. Orada cüzi bir miktarda kilo ile ücretlendiriliyor ve alıyor. Bütün tabağına koyduğu yiyeceklerin hepsini de bitiriyor ve hiçbir israf da olmuyor. Ve çok daha güzel bir sistem oluyor. Yenilikler yapıyorsunuz. Vatandaş, evet vatandaş kendi istediğini yiyor. Bizim sunduğumuzu değil artık kendi istediğini yiyor yani. Özgürler. Evet, büfemizde 100'ü aşkın çeşidimiz var. İstediğini seçip alıyor ve tüketiyor. Hafta içerisinde de yoğunluk var değil mi? Hafta içerisinde var. Hafta sonu daha fazla var. Özellikle cumartesi, pazar akşamüstü buraların zaten manzarası çok güzel oluyor. Havası da çok güzel oluyor. Çok rağbet oluyor doğrusu. Efendim gerçekten şu an etimiz pişiyor, soğanlarımızı attık. Şimdi biberimize geçiyoruz. Kapya biber ve yeşil biber kullandık. Evet, kapya biber ve yeşil biber kattık. Sanırım o yeşil biber biraz az gelecek. Ben biraz daha katacağım. Harikasınız ustam, ellerinize sağlık. Biraz daha katacağım ben. Bir tane daha doğrayacağım. Evlerinde de herkes yapabilir bu yemeği. Yapılabilir tabii ki. Çok zor değil, çok önemli bir marifet isteyen bir yemek değil aslında. Ama tabii ki bunu burada sanayileştirmiş durumdayız artık. Profesyonel bir mutfakta. Endüstriyel anlamda yapıyoruz tabii ki de. Belki de evde bu kadar tadı çıkmayabilir. Sizin ellerinizden daha lezzetli bence. Yemek isteyenler mutlaka gelip buradan bu lezzeti tadabilirler. Efendim sizler de Piramit Kafemize gelip Cemal Ustam'ın ellerinden fajita yiyebilirsiniz. Hafta içi ve hafta sonu her zaman sizlere hizmet etmek için hazır bulunuyorlar. Sabahlarda açık büfemize gelebilirler. Kahvaltımız var. Bu şekilde pişiriyoruz.
Pişmesi de oldukça biraz kısa. Sonra katacağız. Evet, mantarı biraz sonra katacağız. Sonra baharatlarımızı vereceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Çok güzel kokuyorlar. Mis gibi kırmızı biberler, kapya biberler, yeşil biberler, soğan. Hepsinin buluşması zaten bir lezzet türeni. Evet, evet. İşte bu yüzden Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Bunların hepsini bizim için veriyor. Biberleri olsun, eti olsun, hepsi bizim için. Çok şükür. Çok şükür efendim. Her şeyin bir kendi rengi, her şeyin bir tadı. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Evet, şu an etlerimiz ne durumda usta? Az kaldı, çok az kaldı pişmesine. Biberlerimizi biraz daha pişirdikten sonra biz döküm tenceremize ısınıyor. Mantarını katacağız, o da ısınıyor tabii ki. Mantar da hemen pişecek mantar zaten. Mantar hemen pişiyor, evet. En son o yüzden mantarı katıyoruz. O hemen pişiyor. Yaz sezonu daha yoğun geçiyor sizin evet, için. Evet, yaz sezonu diyoruz ama artık kış sezonu da güzel oluyor. Yani yoğunluk anlamında söylüyorum ben. Zaten 12 ay güzel burası. Yoğunluk anlamında kış sezonunda da kar oluyor. 20-30 santim diyorsun ki bugün fazla iş olmaz. Ama insanlar sırf o kar manzarası için. Doğası için. Burada kesinlikle burada çok güzel kar manzarası oluyor. O kar manzarası için gelip burada kışın salepimiz oluyor. Salep içmeye geliyorlar mesela. Kahvaltıya geliyorlar. Aynı şekilde yemeğe geliyorlar. Kapalı alanımız da var çünkü büyük. O yüzden yaz kış artık fark etmiyor burada. Şimdi mantarımızı katacağız. Mantarlarımızı nasıl doğrayacağız usta? Mantarlarımızı da şöyle şu şekil ince, çok kalın olmayacak. Çünkü önce rahat pisliği. Evet evet, önce ortadan bölüyoruz. Şu şekil. Şöyle, tamam. Kaç tane mantar kullanacağız usta? 5-6 tane yeter. 5-6 mantarımız yeter. Bu yemeğimizin son aşaması. Evet, son. Çok eskiden bu tarz yemekler burada yoktu. Ama şimdi artık buradan böyle mantarımızı katıyoruz. Özellikle turizme ilk gittiğim yıllarda bu köri soslu olsun veya fajita olsun bu tür yemekler buralarda çok rağbet görmüyordu ama lezzetler dağılıyor. Mutfaklar dağılıyor. Sizler sayesinde bence biraz olsun. Belki biraz da bizim de etkimiz vardı. Çünkü orada gördüğümüz değişik yemekleri gelip burada deniyoruz. Deniz mahsullerinden de öyle mesela. Deniyoruz. Halkımız beğeniyorsa biz ona devam ediyoruz. Ama beğenmiyorlarsa, damak tadına hitap etmiyorsa onu kaldırıyoruz. Başka bir yemek koyuyoruz. Şimdi biraz daha bunu da kattık mı? Evet. Arada sizler fark etmiyorsunuz ama ben takviye olarak tereyağı katıyorum. Evet, fark ettim. Bu da işin sırrı olsun. Niçin yapıyoruz tereyağını arada? Çünkü lezzet katıyor. Çok güzel lezzet katıyor. Başta atarsak yanıyor çünkü. Hı-hı. Sonradan kattığımız onun lezzetini üzerine. Güzel bir ipucu olsun değerli izleyicilerimiz evet, evet. için de. Evlerinizde yapmak yakın. İsterseniz evet yapabilirsiniz. Pişmesine yakın bu şekilde oluyor. Enfes bir lezzet. Gerçekten dünya mutfağından fajita. Her taraf mis gibi kokuyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi son aşamadayız artık. Mantarlarımız hemen pişiyor hemen zaten. Hemen pişiyor. Hemen pişiyor. Bekletmeyeceğiz. Evet. Hemen pişiyor. Etlerimizin de kurumaması için. Evet, evet, evet. Evet, kesinlikle. Yapımı da oldukça basit bence. Basit. Herkes yapabilir efendim. Şu anda pişti sayılır. Birkaç dakika buradan, daha bekleyeceğiz. Evet, tuzumuzu katıyoruz. Özellikle tuzu ben elimle katıyorum. Kaşıkla tam
ayar yapamıyoruz. Yılların bir şey yapacağız. Sizin el alışkanlığınız evet, var. Evet, özellikle tuzu elimizle katıyoruz. Attığımız nedir ustam? Seyircilerimize söyleyelim. Bu sebzeli çeşni, pul biber kattık, tuz kattık. Fajita'nın kendi baharatı var. Adı da zaten fajita çeşni. Onu da kattık. Şimdi biraz da buradan acı sos katacağız. Ve yemeğimizi... Sosları da her yerde bulabilirler mi? Evet evet bulunabilir. Acı sos. Bugün bütün marketlerde acı sos var. Çeşniler var. Eskiden olmuyordu ama artık var çok şükür. Bu kadar. Yeterli. Evet efendim. Şu anda burada bitirdik. Burayı kapatıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, fajitamız pişti ve Cemal ustam şimdi sunumunu hazırlayacak. Sunumdan öncesinde siz değerli izleyicilerimiz için fajitamızı nasıl yaptık isterseniz onu konuşalım. Ustam, baştan anlatabilir misiniz? Neler yaptık, nasıl yaptık? Tabii ki. Önce tavamıza sıvı yağımızı koyduk bir miktar. Az ama. Tereyağımızı koyduk. Parmak şeklinde doğradığımız bonfile etimizi koyduk. Biraz pişirdik. Çok pişmeden, biraz pişirdik suyunu tam salmadan. Soğan doğradık. Soğanı kattık. Biberlerini kattık, ardından soğan biraz piştikten sonra biberlerini kattık, en son mantarını kattık ve ondan sonra da baharatlarını verdik, hazırladık. Son aşaması budur. Şimdi sunumunu yapacağız. Döküm, evet döküm demirine koyacağız ve sunumumuzu tamam. Başlayalım usta. Evet. Isıtmıştık şöyle. Döküm tenceremizi. Isıtmıştık, evet. Şu şekilde. Sese kulak verin değerli izleyicilerimiz, cıl cıl. Harika bir ses, harika bir koku. Evet. Buradan. Sunum da harika. Bu şekilde kapatıp. Ellerinize sağlık ustam. Çok afiyet teşekkürler olsun. Efendim. Afiyet olsun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü Lezzet Avcısı programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her çarşamba saat 14'ü gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Yine görüşmek dileğiyle hepiniz sağlıkla kalın, hoşça kalın, bizimle kalın.